Ya ne demek Melike Eskişehir'e gitti? Dün gece bana söyledi. İstanbul'un havası beni bastı, içim karardı. Ben yarın sabah gidiyorum dedi bana. Kızım niye bize söylemiyorsun? Biliyorsunuz sandım baba. Allah Allah! Allah Allah! Nereden çıkmış, ne varmış Eskişehir'de? Porsuk çayı. Gondolla geziyormuşsun. Bir de bal mumu heykel müzesi var Yaşar. Televizyonda gördüm. Safiye, turistik tavsiye sormuyorum. Allah'ım ya Rabbim ya, bu kız niye habersiz basmış gitmiş? Ne bileyim Yaşar, demin aradığında sesi sakindi. Ben burada birkaç hafta Begüm'de kalacağım abla dedi. Eskişehir'i çok özledim, siz merak etmeyin dedi. Begüm kim? Üniversiteden kankası, böyle aklı başına sıkıcı bir kız. Kızım sen biliyorsun, niye söylemiyorsun? Söylüyorum işte baba. Safiye telefonda çık bağırıp çağırsaydın. Bağırdım. Ne yaptı? Suratıma kapattı. Ne yapalım Yaşar, kocaman kız. Ya demek ki bunu aldı. Bence var ya, Ozan Bey'in düğün işi onu çok yıprattı. Ne alaka? Sosyetik düğünü Yaşar. Masa aranjmanıydı, gelin çiçeğiydi, inciydi, boncuğuydu. Bunlar hep stresli işler. Safiye. Aramızda kalsın. Hele Gönüs. Hele Gönüs hiç öğrenmesin. Bu Melik. Melike. Bu Melike'nin. Melike'nin manitası varmış. Ne? Manita? Melike'nin. Yıldız, duydun mu Yıldız? Ben biliyordum. Bana niye söylemiyordun Yıldız? Yaşar kimmiş Yaşar? Tanımıyorum. Ozan Bey çıtlattıydı. Dün Melike'ye sordum. Zaten biz arkadaş gibiydik. Ama o iş bitti enişte dedi. Ben de üstelemedim. Yaşar. Eskişehir'e o çocukla mı kaçtı diyorsun? Yıldız. Eskişehir'e o çocukla mı kaçtı? Vallahi bilmiyorum baba. Her şeyi biliyorsun da bunu mu bilmiyorsun? Ya evden kaçan Melike sabahtan biraz zor ister. Niye dedim ya? Teklifime ne diyorsun Alara? Uzun zamandır hayalini kuruyordum. Yemin et. Sürprizlerle dolusun gündüz. Nereden çıktı bu şimdi? Aniden aklıma geldi. Dedim ki hayat gelip geçiyor. Şimdi değilse ne zaman? Ne diyorsun? Evet! Evet! Binlerce kez evet Gündüz, evet! Alarm! Öncelikle... Evet. Çok sayıda geri dönüşüm kutusuna ihtiyacımız olacak. Pet şişeler için ayrı, kağıtlar için ayrı. Evet. Bizim site, komşu site, AVM, bizim mahalle... Bütün mıntıkada kapı kapı dolaşmamız lazım. Şart. Pet şişelerini ve kağıtlarını geri dönüşüm yapmaları için rica edeceğiz. Ne ricası kızım? Geri dönüşüm yapmayana geri dönüşümüz sert olacak. Çok haşin bir ekolojik duyarlılık tarzı. Geri dönüşüm yapmayana karşı tavrımız net. Yer misin, yemez misin tarzı. Çevreciliğin artık daha harbi, daha bizden bir yaklaşıma ihtiyacı var. Belki yeni bir slogan bile bulmamız gerekebilir. Daha yerli bir slogan mesela. Batsın mı bu dünya? Nasıl? Gündüz. Çevre konusunda bu kadar duyarlı olduğunu bilmiyordum. Biz bu gezegeni sokakta bulmadık. Burası yeryüzü. Buradan çıkış yok. Pet şişeyi kilosu 70 kuruştan veririm. Kusura bakma abicim de bunlar da yani öyle çöpten toplama değil yani. Gıcır gıcır mis gibi. En kalite sosyetik sitenin geri dönüşüm kutularından toplanmış kız gibi pet şişeler. Hani derler ya, para olsa bende olsa. Tamam, oldu tamam. Kağıtları da konuştuğumuz fiyat üzerinden veriyorum o zaman. Tamam, bende. Eyvallah. O zaman siz kamyonları benim dediğim yere dayayın her akşam, tamam mı? Parayı da her akşam drink istiyorum ona göre. Hayırlı günler. Hayırlı günler abicim. Tamamdır. Çok teşekkür ederim bir daha. Çok selam. Çok selamlarım. Sağ olasın. Ne yapıyorsun Gündüz? Dünyayı kurtarıyorum be abla. Dünyayı kurtaran adam ben. Peki seni benim elimden kim kurtarsın? Bileziğimi Tekin'in neden aldın? Abla, ya bu evde bir ton insanız. Neden ben tüy met altında bırakılıyorum ya? Gündüz! Geri dönüşüm kutusu alacağım abla, valla. O yüzden. O bileziğin bana geri dönüşümünü bir haftaya yapmazsın, seni parçalar, o kutularla memlekete gönderirim. Abla, hayırlı bir iş için ya, valla.
Çevre için. Ya benim de çevrem var gündüz. Gizem var, Zayda Hanım var. Ben o çevreyi bilezikle mi yaptım gündüz? He? Tatlı dilinle, güler yüzünle çevre yap gündüz. Tamam mı? Lafım bitmedi. Lafım bitmeden çıkamazsın gündüz.